Bismillahirrahmanirrahim. Ki bu abimiz bize su vermişti, abimizle tanışmıştık. Şimdi hep beraber oturduk, çayımızı içiyoruz, sohbetimi ediyoruz. Bu da abimiz fenomenmiş. Ne fenomen abi? Ben minaracıyım, Türkiye'nin 81 ilinde. Ben minare, cami minaresini yapıyorum. Ben kocayım, ben sofiyim. Abi orası, cami minaresi yapsın orası. Ne kadar sevap işte, biliyor musun? Nedir ben sofiyim sana. Allah razı olsun. Yani şimdi de sen geldin. Abilerim bize çay yaptılar. Şimdi sen geldin, kendin bir çayını içti. Ben Kürt çocuğuyum. Kek. Ben Kürt çocuğuyum. Türk çocuğu da Kürt'e de kabul etmiyorum. İstese beni geçsinler, ipi alsınlar. İstese beni mazara koysunlar. Niye diyeceksin? Bugün benim kimliğimde tece geçiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti geçiyorsa, Suriyeli benden daha kıymetliyse, ben bu memleketi tamamına koyayım. Adım bu da kayda koyan ya. Ben bu memleketi tamamına koyayım. Ben burada bu güneşin altında arkadaşlar, şimdi kalkınca taşları da göster. Ben bu güneşin altında sabah 6'da 5'te kalkıyorum. Sabah 6'dan 5'te kalkıyorum. Tam akşamı 8'den kadar çalışıyorum. 3-4 saat. Suriyeli hatta yakını sıra atıyor. Diğer yağımda bir yeri yağdan. Tamam mı? Aktimden aşağı yiyorum. Ama ben onu Türk vatandaşı olacağım herhalde. Ben Kürt vatandaşıyım, Türk vatandaşı da değil. Anladın dayıcım. Peki bu Suriyeli niye getirdin? Suriyeli niye getirdin? Niye getirdin? Vakti ki inecek tahttan inecek, hani padişah tahttan indiği zaman ne oluyor? Suriyeliler ona oy verecek değil mi? Oy verecek tabi, vatandaşlığı vermiş ona, kimliğine basmış tacı. Allah Allah. Tabi. Oy verecek, ona getirecek. Al sana. Ya ben de sana oy vereyim. Kardeşlikleri yap. Sen bir kere Kürt oldun. Kürt lafı duyduğun zaman senin kanın donuyor. Kanın Tayyip Bey. Senin kanın donuyor. Şu şey bir sen de. Ben şu an diyorum ya, bak Kürt'üm bunu paylaş. Ben şimdi sen Tayyip Bey dedin, yok da bizi çevirmesinler. Kim? Tayyip Erdoğan. Seni mi çevirecek? Öyle dedin, Tayyip Bey dedin, Tayyip dedin ya. Anamızı bellemesinler bizim. Sen ananı mı belleyecek? He. Lan ayıp ettin dayı valla. Şey, cezaevine atarlar, biz çıkamayız ha. Bir dakika. Şimdi geçenlerde biri bu da bana dedi ki, Tayyip Bey'le. Bak, ne bele derken ne anladın? Ya anamızı ağlattı, mazot, benziği bilmem ne. Ben de ne dedim diyorsun? Dedim yaşasın Erdoğan. Niye öyle dedin? Dedim oğlum, bu ben ona şimdiye kadar 34 yaşındayım. Şimdiye kadar ben ona oy vermemişim, tamam? Ama bu sene oy vereceğim. Niye? Niye dedi? Dedim şimdi bu kadar sokmuştu, bu sefer sana. Sana bunu sağ ayağını soksun, anladın? Öyle dedi dayı. O zaman biz de verek. Öyle. O zaman biz de verek, bize de soksun. Hepimiz öyle. Bütün Türkiye milletine diyoruz. Ya. Eskiden baba değildiler. He. Tövbe ya Rabbi, az kalmış ya peygamber diyorlar. Şimdi biraz ter düştü. Tamam. Tayyip anamızı belirledi. Mazot bitti. Ekmek oldu 6 milyon. Bilmiyorum ne oldu 5 milyon. Bilmiyorum yol parası oldu 500 milyar. Bilmiyorum ne oldu. Buna raz. Ben istiyorum dayı. Hareket o tavuk yiyor, o tavukun amına koyayım. Hareket o tavuk yiyor. Özüm yemesin. Ne oldu tavuğa? Özüm yiyor. Yesin özümü ya. Yok baba, bırak ana. Ne özümü yiyeceğim? Biz özümü... Özüm için adam öldürmüşüm. Adam bedel ödemişim. Bedel. Anladın dayıcım. Şimdi dayı, bir tane de sana Kürt sigarasını sarayım. Oo. Bu Kürt sigarası. Var abi, sardı. Allah hayda bizi cezaevler ne kuvasan dayı. Valla şimdi... İyi bir cezaevine girmiyor. Gel yanıma gel. Cezaevine mi giriyor? Gel yanıma gel. Benim. Bir şey yok, gel yanıma gel. Bak. Fenomen abimiz bizim ha. Bak arkadaşlar, bir semi görüyorsunuz. Adam bak. Tam işte helal ekmek hepsi, parası kazanıyor. Helal ekmek de alnımı teridir. Valla onun bunun yetim akıda da gel. Ha bunu iyi bilesiniz. Ha kardeş. Suriyeli de gelin. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlı da gelin. Ben Ahmet çocuğuyum. Ahmet çocuğuyum. Kürdistan çocuğuyum. Kardeş. Bizi cezaevine atar ha? Ya seni cezaevine atacağım babayı, gitme tanınma. Yüzünüz gözüküyor. Pardon, yüzünüz gözükmüyor. Yüz niye? Bizim? Evet. Hayırlı? Kaldır az bir şey. Güneş var mı diye yani? Güneş var mı diye? Güneş var mı diye? Yok, güneş değil. Sesimiz çıktı ya, yine o da yeter. O düşmesin orada. Düşmez. Yok, anla biraz bu tarafı çekil onu. Bu da çekelim.
Baban görün iyi. Ayarlarım ben onu. Yok. Görüyor musun? Gidiyorsa sen baban da gidecek bu yolda. Hop hop hele hele. Görmüyor musun şimdi? Tamam. Şimdi bağlayın. Ben bu Türkiye vatandaşına 18 ay askerlik yapıyorum. Ben amcamın yanına gideyim. He biz de yaptık. 18 ay. Sen de gel şöyle. Sen de gel şöyle. 18 ay askerlik yapan bir adamım. Şimdi askerlik olmuş 6 ay dayı. Askerlik olmuş şimdi. Bak şimdi. Niye öyle biz 18 ay yaptık 16 ay haksız değil mi bu? Haksızlık o ne? Ya haksızlık değil mi? Yok abi bu iyiydi. Güzel. Ne haksızlık? Haksızlık mı? Bütün alem, bütün dünya biliyor ki haksızlık değil. Ne haksızlık? Yapmıyorlar da onu da gitmiyorlar. Ha 18 ay. Seve seve o dağlarda, o Toros dağlarında. Ben komando olarak yaptım ha. Ben de jandarma olarak yaptım. Eğer o da Adana'nın sokaklarında, orada burada, eğer ben bu asayişi korumuşamsa, milleti korumuşamsa, Tayyip Erdoğan'ı, onu bunu korumuşam, ben kaçırdım. Tayyip Erdoğan deme, bizi atarlar ya. Ya kababa la la. Tayyip Erdoğan bizi kötü ettirecekler ha. Yok yok. Bu bir numara Tayyip'cidir ha. Yok yok. Sen bir numara Tayyip'cidir. Yok valla. Valla ben Tayyip'ci değilim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. He. Bak çocuk ne dedi? Sen bizi kurtarırsın belki. Sen de öyle yok, de ki. Yok kurtarım aklını değil ya. Adam aklını veriyor. Abi. Ben de o imi vereceğim sana başkanım. Bak. Garanti. Daha soksun diye. Daha soksun diye. Senin veririz. Garanti vereceğim. Vallahi 34 senede sana oy vermiyorum. Ama bu sene sana oy vereceğim. Bu sefer yaksız koy. Yaklı değil. Yaksız ayağınıyım. Alay canım getir bir çay dolu. Getir bir çay dolu. Bir çay. Dolu. Bir çay dolu dolu. Biz de dolu diye ki. Aynen. Diyarbakır'ı geziyor. Diyarbakırca konuşacak. Evet. Ne diyor? Çayı koy lo. Bir çay ki. Bir çay ki. Ha. Bir çay ki. Ne demek bu bir çay ki? Çay. Yavaş yavaş biz de öğrenelim. Çay ki. Orayı öğrendim işte. Bir çay ki. Ha. Bir hoşum çay. Az da koy lan yarım koydum bunu. Yarım koydun doluyu koy. Allah Allah. Bunlar alan o şeyler tam koydum. Tam koy tamam. Ona koy bize koyma yani sen. Senin adın neydi yeğenim? Cafer. Senin adın? Ya Cafer. Benim adım Cafer. Ha, adaşız işte ne kadar güzel. Vallahi bilmiyordum. Gezgin Cafer. Adaşız. Cafer. Memnun oldum adaşım ya. Memnun sen oldum. Baban nasıl koymuşsun ismini Cafer? Dedesinin ismi. Benim babam dedem Çanakkale şehit düştü. Büyük dedem tabii çok büyük dedem. Babam da ya unutulmasın diye adını Cafer bıraktı. Adaşım çıktı ya. Abi. Lan demek Kürtlerden de Cafer koyan var ha. Cafer ya biz. Cafer'i. Ben ha 3 tane amcam Cafer var ya. Bırak ya. Ya baksana. Onlar Diyarbakır'da ne derler? He? Onları da ziyaret edeyim. Ne dedi? Diyarbakır. Onlar. Ha? Onlar Çanakkale'yi ben seni uğrayayım. Git orada de ki Yenişehir nerede? Tamam. He. Yenişehir'e gittiği zaman. Pardon şehitlik. He. Şehitlik'e gittiği zaman orada de ki. Ne bu şeyh ne bu? Şeyh Nebu'nun mazarı nerede? He? Şeyh Nebu ben öz dedemdi. He rahmetli. Abi bileceksin mazarlığa. O sana her şeyi anlatır. Ölmüş nasıl anlatacak? Kalkıyor. Sen de Nebu hemen kalkıyor. Nereye kalkıyor? Sen de Nebu kalkıyor. Hemen. Mezardan kalkıyor? Tabi. La ben kalksa ben kaçarım ki. Kaçma onlar iyi adamlar. Ondan sonra orada dedi ki senin 3 tane Cafer oğlun var. Bir tane 3 tane torunu var Cafer. Hepsi isimlerini. Tazelemişiz onları. Ne boy sor. Ne bu her şey her yerinde meşhurdu. Her yerine meşhurdu. O eski adamlardan. Kaç tane çocuğu var biliyorsun? 36 tane. Of. Öyle mi? Kaç tane karısı var bunun? Bir dakika sağ olsun. 6 tane. 6 karısı var. 6 kere 6 36. Al, her çocuktan 6 tane. Tabii. Bak amcam. Ya bu 6 kardan nasıl baş ediyor bu? Bak bir dakika. O eski devirdi. Amcam de. Tamam. La biz bir kardan zor baş ediyoruz. Cafer dayı, bu benim amcamdır. 9-7 tane evladı var. Allah bağışlasın. Elinde olsun. Allah babalarını başlarında eksik etmesin. Cümlemiz. Allah çocukları sana. Biz, benim babam 2 evlidir. Biz 27 kardeşiz. Annen 11 tane çocuk mu doğurmuş her bir avratta? 27 benim anam, babam yapıştırmış, anam çıkarmış. Baba yapıştırmış, anam çıkarmış. Allah Allah yani. Bir dakika. Hepsi boy bu. Hepsi buydu. Baban duymasın bunu. Baba mazarda alır Allah. Ha mesela baksa o kaşka bir tane daha getiren sikke. Allah rahmet eylesin. Ona öbür taraf dedim baba sen burada iyi baktın. Öbür tarafta da sana bir tane ayar yazacağım. Valla diyor oğlan sen bana bela olmuşsun.
Ya sana ne bela olmuşsun? Sen burada 27 tane çocuk getirmişsin. Dünyaya 27 tane kardeşiz. Kızları saymıyoruz ha, kızları saymıyoruz. Erkekleri değil. Kızları saymıyor bir de. Ha. Biz aga biz 27 kardeş, biz orduyuz ya. La ben tayoci ben ama, tayo ben ama. Nişan ama ben oy vermezsem tayo olmaz ha. Olmaz. Yani. Zaten Kürtler olmasaydı Tayyip kazanamaz ki. Öyle değil. Öyle doğru. Harbi söylüyorum sana. O günü çıkmış televizyon hadi. Şşş herkesin üç tane çocuk hapsi. Ama. Olmaz. Dur ama şunu da söylemek lazım ha. Doğu'ya çok yatırım yaptı ya bu adam. Nereye hangi nereye yapmış? Doğu'ya. Söyle bana. Abi bütün yol yapmadım abi. Yaptı abi 4-5 sene Tayyip çok 5-10 sene çok güzel çalıştı. Abi yollarınız bozuk yolu yok ki her tarafı yaptı ya. Yollara baksana. Ya, biz sana ne diyoruz işte. Başımızın baş tacı baş tacı. Onu diyorum. Ben mesela Irak'ta çalıştığım zaman Siirt'ten geçirdim ben. Kardeşim hiç bozuk yolu yok ya. Ya adam yapıyor işte ha. Biz Kur'an başımızın ya. Bu sene de kazansın. Öbür sene de kazansın. O tasvişçiler zamanında Kürtçe konuşmak yasaktı. Masken. Değil mi? Ya, yasak değil miydi? Ulan namaz. Kürtçe abi. Müzik çalmak yasaktı. Namaz bile kılamıyordu. Ama şimdi hepsi serbest. Serbest. Burada Atıcı Kolordu komutanlığına sesleniyorum. Adana Atıcı Kolordu. Bir dakika, bir dakika. O namussuz yüzbaşı başlaysa sesin gitsin. Ona nerede? Oğlum bunu dinle ya uşak. Serdar Onat. Bunu dinle ben Turan Akbaba oğlum. Camiyi kapattın bize sen. Bırakmadan namaz kılak ya uşak. Bunu dinlet ona. Tamam. Bırakma namazı camiyi kapattı dedi namaz kılın. Niye lan? Öyle namussuz değil. Namazı kıldırmadı. Namazı kıldırmadı. Oruç tutuydu. Oruç tutuydu. Oruçları tutuydu. Niye öyle yapıyordu? Recep'in zamanı tutuydu. O zaman Erdoğan yoktu. Yok yok Recep'le tasavvurçular zamanı. Erdoğan kabul etmez mi? Ya Tayyip vardı da. Tayyip yeni başa gelmişti. Tayyip 2004'te mi geldi başa? 2003'te. 2003'te mi? 2002'de herhalde ya. 2003'te geldi. 2003'te. O da askeriyen içiydi biz hemen. 2002'de başladı, 2003'te geldi. Vallahi billahi dahi biz oruçluyduk, niyetliydik. Niyetliliği topluydu da, öteki eğitim yaptı dediler. Bir ilk gün, bir kol ordunun içinde biliyorsa kaç tane asker var. Dünya 3500 tane askerin içinde. İlk gün. Sen telefon versene. O benim de. Sen Gezgin Cafer'e abone olmuştun. Abone olurum. İçe YouTube ben de var, ben de var. Bu oldu. Şey bak. Dikkat et sen de dinleyeceksiniz. Birazdan kayıt yapacağım ben onu. Sen YouTube'a gir. Sen telefona girsen YouTube'a. Bu şeyleri sil abi. Anamız bellerler yoksa abi ya. Yok yok. Biz kötü bir şey demiyoruz ki. Ne yapayım? Biz şimdi şöyle. Ben askeriyeye gidiyorum. Kimliğimi veriyorum. Ne yapayım? Keskin Cahber. Komutanlar bana abone. Ha. Mesela. Baskil, yeganım sen Baskil askeri komutanı yok mu? Baskil emretleri yok mu? Ha. Bana abone. Baskil kaymakamı yok mu Sami Bey? Ha. Bana abone. Yani onlar dinlerse bazı şeyleri. Ne yazayım? Ne yazayım? Dur. Onu kapat lan, gerek yok. Ha, kapat, bitti. Çektik güzelce, değil mi? Yeter abi. Yeter abi. Allah razı olsun. Beni... Kapatayım mı? Öbürü şarj yapıyor. Evet alır. İzlenme rekoru kırayacaksınız abi bana. Artıkladık ondan. Erkek işleri yapıyorlar üstünde. Dışarıda var da suları. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi yollardan geliyormuş. Boğazım kurudu susuzluktan. Abi su vereyim sana haybetin. Allah razı olsun. Öldüm abi susuzluktan. Hiçbir yerde. Şimdi şunu doldur abi. Sen nereden geliyorsun? Abi ben şeyden Adana'dan geliyorum ben. Nereye gidiyorsun? Diyarbakır'a. Diyarbakır'a selam söylesin. Aleykümselam. Geziyorum ben. Gez abi iyi yapıyorsun. Şeyi gezdim. Elazığ'ı, Malatya'yı. Al abi şundan. Adın ne senin? Benim adım Ehsan'dır abim. İhsan? Evet. Evet iyi yapıyorsun. En güzeli. Sen aslen nerelisin? Adanalıyım ben. Adana neresinde? Ceyhan. Başım bizim tabi. Arkadaşlar çok susamıştım. Yolda bu abimi gördüm ben. Baktım barakar dışarıdaydı. Ben de hemen döndüm. Geldim abi dedim susuzluktan ölüyorum. Ya dedim ben seni kurtaracağım şimdi. Ya ne demek ya öyle şey mi? Suyum. Şu batağı da vereyim mi? Şey gel. Sağ olasın abi. Abi suyu ne buz gibi? Canım buz gibi de. Ben şey vereyim. Ooo.
Nasılsın ağam? Sağ ol, merhaba. Merhaba, merhaba. Nasıl, iyi misin? Arkadan bakıyorsun. He. Değil mi? Buyur. Ne kadar yokuş var da? Biraz var. Kaç kilometre kaldı? Bir kilometre var mı, yok mu? Tamam. Şu herhalde, şu arabanın siyah araba var ya. Orada biter herhalde. Biraz daha yok. He. Şimdi ben gece kalacağım da. Silivri'de. Silivri kaç kilometre? Silivri'de bilmiyorum ki. Şey... Hazar Gölü? Hazar Gölü kilometre olarak bilmiyorum. Kaç kilo? Kilometre olarak bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir yarım saat sürer galiba ya. Akşama yetişirim değil mi? Ha. Adın ne senin? Nerede oturuyorsun? Ben Malatya'da oturuyorum. Ben Malatya'yı gezdim geldim. Malatya'yı gezdim geldim. Öyle mi? Elazığ'dan geliyorum şimdi. Sen neyi geziyorsun? Ben geziyorum Güneydoğu'yu, Doğu Anadolu'yu hep gezdim. Güneydoğu'yu gezmiş şimdi. Bunu da. He? Malatya buna da mı geldin? He? Maşallah, maşallah. Sizin gibi insanlarla tanışmak için. Allah razı olsun. Benim adım Cafer, soyadım Korkmaz. Öyle mi? Yok. Gezgin Cafer. Korkmaz. Öyle mi? Ama çıkar. Baş. Belki... Gezgin Cafer, tamam mı? Tamam. Benimki Tuşlu diye. He, Gezgin Cafer, tamam mı? Tamam. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Su vereyim, içeceğim mi? Soğuk su mu? Vallahi biraz işte... Ama sen... Yok, ben şimdi çeşmeye giderim. Nerede çeşme? Çeşme burada, şurada yakın. Ama senin yolunda değil yani. Permiyonda değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maşallah. Sen bu materyayı da... Buralarda? Sen bu materyayı da askerden mi çaldın? Yok ya, ben şeyden aldım. Satın aldım. Yollara çıkıyor mu ya? Ha. Onun için. Satın aldım amca. Ne, çalınır mı askerden? Askerden çalsak bizi mahvederler ha. Aynen. Evet. Şimdi ben böyle geziyorum. Şimdi buralarda ayı, domuz var mı? Ayı, domuz. Domuz, ayı, kurt. Oralarda yok da ama bizim o Dicle tarafında çok. Kurt. Ben yerler mi? Ben şey var. Biliyor musun? Diyarbakır'da kurt yok değil mi? Yok, kurt da yolda olmaz ya. Ha, o yolda olmaz değil mi? Yolda olmaz, arabada. Ekmeğim de bitti, ekmeğim vardı. Gelen köpeğe verdim. Öyle mi? Karşıma bir tane kangal köpeğe çıktı. Ha. Ona verdim, ekmek de bitti. Şimdi köpek gelirse ben ne vereyim acaba? Köpek gelmez ya. Gelmez değil mi? Gelmez. İyi, memnun oldum tanıştığımıza. Hadi. Hadi ben yoluma devam edeyim. Gezgin Cafer yollarda. Hadi. Yollar dayanmaz. Aynen. Şeyine gittim. Baskil. Tabii. Sen bir daha geziyorsun. Baskil kaymakamıyla da görüştüm. Maşallah. Her şey var, her şey var. Her şey var. Her şey, yatak, yorgan, her şey var. Evet. Yanımızda bir avrat yok yani. Hepsi var, tamam. O da inşallah olur. O da gelecek, sene olacak. İnşallah. Bir psikolog olacak, o da arkamda gelecek. İnşallah. Arkamda gelirse çalarlar, önüne götüreceğim. Herhalde. Önde gitsin. Aynen. Arka tehlikeli değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Vallahi. Hadi görüşürüz abi. Sen de Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Gitmiş arkadaşlar.
Şöyle tut tarafı aç. Çok lezzetli. Yolda ne görsek yiyor arkadaşlar. Bana bu enerji bana yeter. Allah'ın izniyle hiç patlamadı. Kayısı verdiler, kayısı ikram ettiler böyle. Şu şekilde. Şurada biraz kiraz var. Ondan sonra suyun bittiydi. Şöyle bir de su verdiler. Allah razı olsun. Şapka uçtu, bisiklet düştü. Şimdi karşıdaki yokuşa çıkacağım arkadaşlar. Karşı dağlar var. Yani iki tane avaz olsaydı şimdi camide kılardım ama Sivri'de kılarım. Eğer bugün yetişebilirsem Hazar Gölü'nde kalmayı düşünüyorum. Ya işte yavaş yavaş gidiyorum. Sıkıntı yok. Değil mi? Onu yedim. Tam yokuşun zirvesindeyim. Dün Eyüp yeğenim aramıştı işte beni. Dayı nasılsın dedi. İyiyim dedi. Galatık soktu. İhtiyacım var mı dedi. Yok dedim. Allah razı olsun. Böyle bir yeğenimiz var işte. Allah etmesin. Bu Diyarbakır'ın yokuşlarında Hazar Gölü'ne. Şimdilik bir şey olsa Allah etmesin. Eyüp yeğenim arasam. Yeğenim yetiş desem gelir. Öyle bir adam yani öyle bir yeğenim. Çarpık arabaları alıyor. Onu tamir ediyor. Ekmek kazanıyor. Kardeş Emre var. O da bu işlerle ilgileniyor. Eyüp alıp satımı yapar. Emrah da beyin işlerini yapar. Bilgisayardan. Geçen yanına gitti de bilgisayardan üyeler aradı. Baya bir işler yapıyor yani Emrah. Havalanda rentekarı var. Gürdal Otokaporta. Gürdal rentekar olması lazım havalanda. 20 tane mi 30 tane mi arabası var yani. 1-2 tane başladı 20-30 tane yaptı. Vallahi şimdi ne kadar serveti var desem hesap makinesi hesap edemez. Servetini hesap edemez yani. Bu da serveti yok. Allah daha şükür olsun. Yani küçükten başladı çocuk çadır. Eskimo satıyordu, dondurma satıyordu. Pazarlara gidiyordu yani. Bir şey alıyor, satıyor. Onu alıyor, onu satıyor. Küçükten beriydi. Ufak bir çalvar giyerdi. Ha, bir adam oldu işte. Şimdilikler rahat. Rahatlığını yaşıyor.
Adana'da bir işin olsa araba satılacak Eyüp, araba alınacak Eyüp, tarla alınacak Eyüp, tarla satılacak Eyüp. Dişimi yaptıracaktım ben Eyüp diyeyim, ben dişimi yaptıracaktım. Dişçi Mehmet Güzel var. O benim dişimi yaptı. Daha dünyada böyle bir dişçi bulamazsın. Öyle rahatım. 20 sene dişim kanadı. Elma yiyemiyordu. Mehmet Güzel bir yaptı. Optimum diş mi? Optimum mu? Öyle bir şey olacak. Diş hastanesi açtı. 25-26 yaşında diş hastanesi açtı. Evlenecek o da. Onun düğününe gider inşallah. Onun nişanlısı da dişçi. Diş doktoru. Yani aklına ne gelirse Eyüp. Hastalandım doktor bulacak Eyüp. Eyüp deyim şimdi, param bitti, 2 dakikada hesapta, her şeyde Eyüp. Köye gidilecek Eyüp, köyden alınacak Eyüp. 10 parmağında 10 marifet derler ya, bunun her yerinde marifet var. Babanın türbesine gittik. Daha onun etleri çürümemiş. Orada dua ettim bütün yeğenlerime. Yeğenlerime, eniştelerime hepsine dua ettim. Ali Sen enişteme, Derviş enişteme, Yakup enişteme hepsine dua ettim. Ablalarıma hepsi namaz kılsın. Gülşen başıma da çok dua ettim. Bizim hocamız bizi yetiştiriyor. Gülşen başım. Evliyadır Reis'in adını yükseldi. Buradan Eyüp'e selam gönderiyorum. Eyüp! Gezgin Cafer dayın Diyarbakır yollarında. Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough.